Devletimiz bazı ekonomik olayları teşvik etmek için, hareketlendirmek için bazı teşvikler getirmektedir. İşte bundan önce bir işçi çalıştıran, istihdam sağlayan, yani işçi çalıştıran iş yerlerine vergi kolaylığı, yani priminin %80'ini getirmiştir. Kira geliri elde eden insanlardan tamamını vergilendirmemekte 2.800 lirasını istisna etmektedir. İhracata yönelik olan, ihracatı artırmak için yurt dışına mal satışlarında diğer ülkelerle o ticaret erbabının yarışabilmesi, rekabet edebilmesi için katma değer vergisi iadesi geliştirmiştir. Yani bunlar olaylara, konulara göre değişiklik arz etmektedir. Yatırım yapan insanlara katma değer vergisi ödettirmemektedir. Ama hep üretime yönelik ve ihracata yönelik teşviklerdir bunlar arkadaşlar. Evet. 6.115 sayılı kanuna göre cari ödeme şartı nedir? Şimdi 6.115 sayılı kanun, biliyorsunuz ki borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili bir kanun. Burada ödeme şartı 2010 yılı ve 2010 yılı öncesi vergileri kapsamaktadır. 3 yılda 36 eşit taksitte bir ay ödeyip bir ay ödememekle devlet vatandaşına vergisi ödemekte bir kolaylık getirmiştir. Bu da bizim oranımızla %81 burada. Evet, alıcı. Nezaket ve intikal vergisi beyanı nedir? Veraset ve intikal vergisi nedir? Veraset ve intikal nedir? İlk önce onu açıklayalım. Nereye verilir aralık? Nereye verilir? Tabii ki vergi dairemize verilir ama neden verilir? Veraset ve intikal vergisi, şahısların ölümü haline mirasçılar tarafından kendilerine intikal eden malların beyanı için vergi dairesine verilir. Ya da bir bağış, hibede annemiz, babamız veya bir başkası bize bir bağış veya hibe yaptığı zaman da onun beyannamesini yine veraset beyannamesi, intikal vergisi olaraktan vergi dairesine verilir. Yani dairemize verilir. Evet, sen... Kurumlar geçici vergiyi ne zaman beyan eder ve öder? Anlamadım, özür dilerim. Kurumlar geçici vergiyi ne zaman beyan eder ve öderler? Geçici vergiler her 3 ayda bir beyan edilmektedir. Ocak, Şubat, Mart ayına ait bir geçici vergi Mayıs'ın 15'ine kadar vergi değerimize verilmektedir. Geçici vergi 3 ayda bir verilir. Geçici vergide esas anlayacağımız şey peşin vergidir. Yıl içerisinde ödenen vergiler bir sonraki yılın vergisinden düşülür. O kadar eksik eder. Evet müdürüm, güncel bir konu. Gelir elde eden, kiralardan gelir eden vatandaşlarımız, beyanlarını ne zaman verecekler, paralarını ne zaman verecekler, artı internetten ödedikleri zaman, bunların avantajları da var sanırım, bankaları da bu devreye girecekmiş, taksitlendirecekmiş, bunun hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi öğretmenimizin sorduğu gayrimenkul sermaye iade elde edenler 1 Mart'tan 25 Mart'a kadar beyannamelerini vereceklerdir. Bunlar bu yıl geçen bir sistemle bilgisayar ortamında vergi dairemizden şifre alaraktan beyannamelerini verebileceklerdir. Beyannameler şu anda sistemde hazırdır. Gelir İdaresi Başkanlığı bu verilere tapu, banka ve diğer kuruluşlardaki bilgi teknolojisine yararlanarak gelişmişlerdir. Bu da yine iki taksit halinde Mart ve Haziran ayı mı? İki taksit. Temmuz sonuna kadar. Haziran. Mart ve Temmuz sonuna kadar ödenebilmektedir arkadaşlar. Bunun tabii kartla internet ortamında ödenmesi bankalarla Gelir İdaresi Başkanlığı'nın anlaşmasına bağlıdır. İşte motor taşıtlar vergisini bir kartla 4 taksitte, bir başka kartla 5 taksitte, diğer bir kartla da 6 taksitte ödemek kolaylığı getirmektedir. Ama bizim taksitimiz Ocak ve Temmuz, Mart ve Temmuz aylarında nihayete ermektedir. Çift sorunun bunların bir şiiri var orada birkaç. O şiiri alalım isterseniz. Evet, alalım. Tamam, ondan sonra şiirden sonra son 3 soruyu alalım. Evet. Tamam. Çok hocam onu siz değerlendirin o soruları. 3 soruyu. Her okuldan bir şiir sorsun. Mücahit şiir okuyacak. Evet. Okurken hadi beyler. Vergi verin.
Vermem olmaz gap yerine vergi verin kaçırmayın. Hedef bulmak gap yerine vergi verin kaçırmayın. Dış borçları silmek için, yarınlara gülmek için, aşı helal bilmek için vergi verin kaçırmayın. Eleman muhtaç işsizleri, eve mahkum güçsüzleri, düşünerek öksüzleri vergi verin kaçırmayın. Vicdanları durdurmadan, oyun düzen durdurmadan, mazeretler uydurmadan vergi verin kaçırmayın. Aksiyon. Her ay peşin olarak kazancımız oranında vergimizi ödüyoruz tabii ki. Tabii ki ödüyoruz. Vergi neye göre hesaplanır? İşte kazanca göre hesaplanır. Yani kazanca göre bir masraf tespit edilir. Onun oranları vardır. Gelir vergisinde artan oranla %15'ten başlayıp %40'a kadar bir oranımız vardır. Kurumlar vergisi de şirketlerden %20 oranında vergi alırız. Başka diğer konu? Evet. Vergi ne demek ben atılıyorum. Efendim? Vergi ne demek ben atılıyorum. Vergi devletimizin üzerinde yaşayan halkının, insanların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla kişilerden almış olduğu paradır. Vergi esas itibariyle başkanlığımızın amacı gönüllü almaktır. Gönüllü uyum projeleri vardır. Artık biz vatandaş ayağını inmekteyiz ama gönüllü vermeyenlerden de zorlu alırız. Çünkü vergi cebren alınan bir olay. Evet, teşekkür ederiz müdürüm. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Bize onur verdiniz, gurur verdiniz, çok memnun olduk. Ama bu sadece yılda bir defa olmasın, her zaman bekleriz. Siz sevgili çocukları, siz değerli öğretmenlerimizi, çocuklar gel. Evet. İsim neydi? Hasan Can'ı duruyor. Vergi. Dünyaya gücünü göstereceksen her işin başına verelim vergi. Medeniyetleri geçmek istersen her işin başına verelim vergi. Vergi mukaddestir ve de kutsaldır. Vergisini ödeyen gerçek insandır. Vergi Türkler için şerefli şandır. Her işin başına verelim vergi. Sanmayın ki vergi yaban ellere. Verdiğimiz vergi yine bizlere. Düşmanı getirmemek için dizlere her işin başına verelim vergi. Vicdanımız kalbimizle bir olsa, baştakiler başımıza tac olsa, devletimiz milletimiz bir olsa her işin başına verelim vergi. Oğuzhan yıkılmaz. Yaşam için vergi verin. Vergi boynumuzun borcu. Vergi demek devlet ucu. Vergi döner olur kârcı. Yaşam için vergi verin. Vatandaşlık görevimiz, vergi vermek gereğimiz. Vergi bizim direğimiz, yaşam için vergi verin. Vergisiz hayat olmaz, vergisiz devlet olmaz. Vergisiz bütçe olmaz, yaşam için vergi verin. Ülkenizi seviyorsak, düzenini istiyorsak, tüm hakkını besliyorsak yaşam için vergi verin. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar bir sloganımız var. Ben söyleyeceğim, siz tekrar edeceksiniz. Ondan sonra da size şikayet edebileceğiniz hattı tekrar söyleyeceğim ve bunu bir yere yazacaksınız, tamam mı? Söylüyorum. Ülkemi seviyorum, belgemi alıyorum. Ülkemi seviyorum, belgemi alıyorum. Biz belgemizi almak istesek dahi karşı taraftaki alışveriş ettiğimiz insan bize fişini, belgesini vermezse 444-0-189 hatta kimin, nerede adresinin olduğunu belirtmek şartıyla adına da gerek yok. Sadece iş yerinin adresini verirseniz anında vergi değerleri Türkiye neresinde olursanız olun bunu değerlendirecektir. 444-0-189. Tamam. Evet. Tamam mıyız? Tamam. Müdürümüze ve çalışanlarına bir alkışlayalım. Teşekkür ederim.